Sevgili izleyenler, ben Ata Çağlayan. Yine bir Altın Rehber programıyla karşınızdayım. Türkiye'nin önde gelen seçkin firmalarına konuk olduk, sizler için çok özel röportajlar yaptık. Merak ettiğiniz soruları sorduk ve iş dünyasına rehber olmaya çalıştık. İş dünyası ve ekonomi haberleriyle haber turumuza başlıyoruz. Bakan Akdağ'dan Doğuya Şehir Hastanesi müjdesi. Erzurum'da yapımı süren şehir hastanesine değinerek, Allah nasip ederse bu yılın sonunda Erzurum'un 1450 yataklı ve toplamda 450 bin metrekareyi aşan bir şehir hastanesi olacak dedi. 7 bin bekçi alınacak. İstanbul, Ankara, Mersin, Adana, Gaziantep ve Hatay öncelikli olmak üzere 7 bin bekçi alınacak. Başvuruları alınan 280 çarşı ve mahalle bekçisinin atamalarının da bir ay içerisinde yapılması bekleniyor. Aşkın süredir kahve sektöründe profesyonel işletmecilik anlayışı taşıyan Konya'da bulunan Sulmed Kafe'ye konuk olduk. Birlikte izliyoruz. Altın Rehber programından merhabalar. Sevgili seyirciler, Konya'dayız. Konya'da çok değerli bir girişimciyi sizlerle tanıştıracağız. Sayın Metin Üzel. Kendisi kafe sektöründe çalışmaları olan bir isim. Yeni bir işe katıldı. Aslında bulunduğu mekanı kahve evi diye nitelendiriyor. Biz de hem markasının hem kişisel olarak kendisinin başarı hikayesini sizlerle buluşturalım, tanıştıralım istedik. Efendim hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim, siz hoş geldiniz. Aslında hem sizi tanıyalım hem de sizin bu sektöre giriş hikayenizi izleyicilerimizle paylaşalım. İsmim Metin Üzel. Aslında ben Veteriner Fakültesi mezunuyum. Veteriner Fakültesi bitirdikten sonra uzun yıllar ilaç firmalarında çalıştım ve orada yöneticilik yaptım. Daha sonra emekli oldum. Biliyorsunuz birçok insanın hayalinde bir kafe açma düşüncesi vardır. O düşünceyle hareket ederek emeklilikten sonra biraz daha keyifli, biraz daha dinamik ve bir para da küçük olsa kazanabileceğim bir işletme sahibi olmak istedim. Bu nedenle bir kafe girişiminde bulundum. Ve sonuçta Soulmate kafeyi bugünkü haliyle bu mağazayı oluşturduk. Mekan yani iki bölümden oluşuyor. İşte şu anda bulunduğumuz bir alan. Bulunduğumuz alanda sigara içilmeyen ve bir de teras, sigara içilen bir teras alanımız mevcut. İç kısım ve terastan oluşuyor. Evet. Peki hizmet olarak neler sunuyoruz? Biz kahve evi diye başladık. Zaten siz de öyle tanımlıyorsunuz. Neler sunuyoruz? Evet, standart bir kafeden ziyade bir kahve evi gibi anılan, daha doğrusu müşterilerimizin de bunu bu şekilde dillendirdiği, adlandırdığı, çok güzel kahvelerin içilebildiği, kahveyle birlikte kahvenin dışındaki diğer sıcak içeceklerin de çok tercih edildiği bir alan. İki bölümden oluşuyor. Biri bu kahve ve kahve dışındaki sıcak içecekler artı ve fırın grubu. Fırın grubumuzda bizim günlük kendimizin pişirdiği, sabahları pişirdiğimiz ve müşterilerimizin keyifle yiyebileceği gruptaki bir küçük bir şey, fırın grubumuz var. Burada da özel yine unlu mamulleri çıkarıyoruz. Artı dileyen insanlar için de karnı acıkırsa onlar için de bir sandviç grubumuz var. O sandviç grubu yiyecek grubu sınıfına giren kısım ama ağırlıkta kahve ve kahve dışındaki diğer tüm sıcak içecekler daha çok ağırlıklı olarak tüketiliyor. Kaç çeşit kahve var? Bu kahvelerimiz nereden geliyor ve nasıl pişiriliyor? Çok farklı bir titiz bir çalışmanız var çünkü. Hemen hemen dünya kahvelerinin çok tercih edenlerin tamamına yakını var. Kahveler biliyorsunuz tabii ki yurt dışından geliyor. Burada biz kendi firmamız olarak bizim bütün markamızın başında bulunan Alper Ulus Bey kavuruyor bunları. Kendi ürünlerimizin tamamını kahvelerimiz dahil ve kahve dışındaki diğer tüketilen ürünlerin de birçoğunu bizim Soulmate kafeler için özel olarak üretiliyor, özel olarak hazırlanıp gönderiliyor. Bu bakımdan kahvelerimize de yüksek kaliteli çekirdek kullanıyoruz. Kendimize ait bir özel harmanımız var. O harmanla birlikte haftalık bir kavrularak bize geliyor ve biz bunu tüketicilere burada hazırlayarak sunuyoruz. Yeni bir yer olmasına rağmen güzel bir ilgi var. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? İlgi öncelikle disiplinli çalışmak ve fark yaratmak. Açıkçası farktan kastım da küçük ayrıntılarda gizli. Küçük ayrıntıları üst üste yan yana koyduğun zaman daha büyük başarılar meydana getirebiliyor. Ve rekabet edebilme yeteneğinizin veya
rekabet edebilecek hizmetinizde olması gerekiyor. Biliyorsunuz hizmet, müşteri hizmet kalitesi yüksek veya ürün kalitesi ve ürün kalitesi yüksek olan yerlere tercih edecekler. Bu bakımdan biz de hem ürün kalitesini hem hizmet kalitesini üst seviyede tutmaya çalışıyoruz ama buradaki başarı da tabii ki her iki üründe de hizmette de küçük ayrıntıları bir araya getirmek gerekiyor. Bunlar başarının bence ana kriterlerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Bu bakımdan da sağ olsun müşterilerimiz, müdavimlerimiz bizi daha sık tercih etmeye başladılar. Malatya'da tekstil sektörün öncüsü olan Arısal Tekstil'e konuk olduk. Birlikte izleyelim. Merhaba sevgili izleyiciler. Programımız tüm hızıyla Kayısı Diyarı Malatya'da devam ediyor. Şimdiki durağımız ise kendi dalında, kendi sektöründe lider bir firma olan Arısal Tekstil'e konuk oluyoruz. Yanımızda firmamızın yönetim kurulu başkanı Aydın Arısal ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız Aydın Bey? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, bizler de çok iyiyiz. Şimdi tabii ki özelliklerini anlatacağız, firmamızın ürünlerimizi anlatacağız ama öncelikle firmamızın biraz geçmişinden bahsedelim. Firmamız ne zaman kuruldu, nasıl oluştu, nerede başladı bu hikaye? Firmamız 1993 yılında kuruldu. Yaklaşık 23-24 senedir tekstil sektöründeyiz. Bununla beraber iş elbisesi ve iş güvenlik malzemelerini son 3 senedir en direkt olarak çalışmaktaydık. 4-5 aydır da direkt üretici olarak çalışıyoruz. Direkt yanımızda çalışan 15-20 elemanımız var. Bununla beraber en direkt bize çalışan 100 kişiye yakın elemanımız var. Bu sektöre nasıl girdik? Biz zaten kumaş ticareti ve iplik üretimi yapmaktaydık. Bunu yapınca bu işin de artık nihai müşteriye ulaşmanın bir gereklilik olduğunu hissettik. Bundan dolayı kendi ürünlerimizi kendimiz dikip kendimiz pazara vermeye başladık. Bizim vizyonumuz birincisi terminimizin kısa olması, kaliteli ürünü daha ucuza müşteriye nasıl sunarız? O hesapla bu yola çıktık. Bizim ürünlerimizin en büyük özelliği en kaliteli kumaşları bulup bunların ihraç fazlası olan, üretim fazlası olan ürünleri işçi elbisesi olarak insanlara sunmamız. Normalde işçi elbisesinde en kötü, en kalitesiz kumaşları hani işçi elbisesi diye görülür, bakılırdı. Ancak günümüzde işçi elbisesi de artık bir moda oldu. İşçilerimiz de yani daha kaliteli nasıl giyeriz? Hani insan çalışırken daha rahat nasıl eder? Ondan esinlendik. Daha iyi, daha kaliteli, daha iyi modayı nasıl yaparız? Bu şekilde işçilere hizmet vermeye çalışıyoruz. Evet, tabii ki tamamen tasarımlar size ait, kendi bünyenizde yapılıyor. Ama onun haricinde çok farklı ürünler var. Sadece tekstil değil, bu anlamda iş güvenliği adına da hizmet veriyoruz, öyle değil mi? Aynen öyle. İş güvenliği de son 3-5 yıldır olmazsa olmazı olmaya başladı. Yani duyuyoruz televizyonlardan, şeylerden. O yüzden o konu bizim en hassas konularımızdan. Onunla ilgili de elimizden geleni yapıyoruz. Peki ürünlerimizde neler var? Ürün gamımızda neler var? Ürün gamımızda işte pantolonlarımız var, tişörtler var, ayakkabılar var, çelik bulunumlu kompozit ayakkabılarımız var. Bunların yani sadece ürün olarak vermiyoruz. Biz bunlara sevgi veriyoruz, duygu yüklüyoruz. Bir ürün vermiyoruz yani insanlara. Kesinlikle ama aslında iş güvenliğine dair bu anlamda kamu ve kurum kuruluşlarla da çalışıyoruz ve ihalelere katılarak biz bu ürünleri pazarlıyoruz, öyle değil mi? Aynen öyle, ihalelere katılıyoruz. İhalelerde en çok karşımıza çıkan fiyatla orantılı ihaleler yapılıyor. Aslında biz buna karşıyız. Fiyatın yanında kalitemizin, terminimizin önemli olduğunu belirtmek istiyorum. O yüzden ihalelerde alıyoruz ama bize güvenen firmalardan daha çok ihale alıyoruz. Bize güvenen insanlarla çalışıyoruz. Yani sadece fiyat konusunda biz çok iddialı kalmıyoruz ama kalitemiz ön plana çıkartmaya çalışıyoruz. Evet, bu anlamda özellikle bu sektörde güven olgusunu nasıl sağladık? Size nasıl güveniyorlar peki? Yani birincisi 90'lardan beri bu işin içinde olduğumuzu, ismimizi, ürünlerimizi bilen insanlar zaten o konuda tereddüt etmiyorlar.
background'u bilince, değil mi, firmanın evet. geçmişini bilince tabii ki bu da hiçbir şekilde sorun yaratmıyor evet. ve güven olgusunu da sağlıyoruz. Bu da çok büyük bir başarı çünkü sektörde var olabilmek ve işin devamını sağlayabilmek çok zor. Ama siz bunu başardınız. Bu anlamda hizmetlerimiz, çalışmalarımız devam edecek öyle evet. değil mi? Yani daha iyi nasıl yaparız, daha kaliteli yerlere nasıl geliriz, daha zincirlerimizi nasıl artırırız, amaç bu. Evet, hedef büyük, yolunuz uzun. Çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız için ben ve size de bu yolda başarılar diliyorum. Pastane kültürü gün geçtikçe değişiyor. Peki bir kafede ürün yelpazesinde neler olmalı diye sorduk. Miskin Kafe Isparta'da şimdi de. Altın Rehber programı olarak Isparta'dayız. Isparta'da çok şık, çok genç bir mekandayız. Miskin'deyiz, Miskin Kafe Bistro'dayız. Ve genç işletmecisi Samet Bey ile birlikteyiz. Tabii markanın yaratıcılarından İrfan Bey ve bu şık mekanın tasarımcısı Aziz Bey ile birlikteyiz. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle aslında ben büyüğümüzle başlayalım istiyorum. İrfan Bey ile başlayalım. İrfan Bey, Miskin isminin yaratıcısı sizsiniz. Hikaye nasıl başladı? Sizden alalım. Yani insanlar tabelaya bakıp da bir korku yaratmasın, daha rahat bir ortam olsun düşüncesiyle böyle bir isim uyguluyorduk. Sıcak olsun. Yani insana rahat bir içeri girme isteği olursun düşüncesi. Böyle bir isim koyduk. Hem de Türkçe bir isim. Evet, evet. Çok güzel. Samet Bey genç işletmecisi. Sizin de oğlunuz. Evet. Samet Bey, sizin hikayeniz nasıl başladı? Bu sektöre girmek, o fikir nasıl doğdu? Zaten ben yıllardır bu sektöre girmek için çok çaba sarf ettim. Bu seneye nasipmiş. Bu sene yeni bir işletme, yeni bir kuruluş. Kendi isim hakkımız, kendi telif haklarımızı aldık, açtık. Isparta'dayız dedik. Isparta'ya gelenler ya da burada olanlar sizi nasıl bulabilirler? Yerimizi tarif edelim isterseniz. Yerimiz 201. cadde, Adliye Yolu üstünde. Öğrencinin daha yoğun olduğu bir yer. Fatih Mahallesi diye geçiyor. Bu şekilde öğrenciye daha yakın, daha güzel bir yer. Tabii sadece öğrenciler değil, aileler de, gençler, her yaştan insanlar rahatlıkla gelip burada keyifli vakit geçirebiliyorlar. Tabii ki de, tabii ki de. O zaman kafemizi anlatalım. Bizim kafe dedik ama ne sunuyoruz hizmet olarak? Sizden dinleyelim. Şimdi sabah kahvaltısı, öğle yemeği, normal alakart mutfağımızla beraber canlı müzik ortamları oluşturduğumuz hafta sonuna böyle bir işletmeye sahibim. Bu şekilde işletme devam ediyor. Evet, aslında işletmecilik hiç kolay bir sanat değildir. Sorumluluğu olan da bir yer. Bu anlamda tabii babanızın desteği de çok oldu. Siz burayı nasıl tarif ediyorsunuz? Bu mekanla ilgili siz neler söyleyeceksiniz? Ya insanların burada her vakit, yani sabah 9'da açılıyor. Akşam gece saat 1.30'a kadar, 2'ye kadar hizmet biliyoruz. Yeme içme yönünden rahatla oturabilsin, sohbet edebilsin. Yani burada bir rahat bir ortam yaratsın. Yani ev dışına çıktığı zaman rahat edebileceği, dinlenebileceği, çayını kahvesi içebileceği, hatta acıttığı zaman o isteği giderebileceği bir ortam olsun düşüncesiyle bir oluşum yarattık. Merkezi bir yer, otogara yakın ve en büyük AVM'ye yakın, adliyeye yakın bir yer oldu. Güzel bir yer oldu ama artık insanlar nasıl bunu takdir eder bilemiyoruz, göreceğiz. Yeni bir işletmeyiz çünkü. İnsanların teveccühleri nasıl olur onu sonraki zamanlarda göreceğiz. Ben de aslında tam da onu soracaktım. Biraz da buraya gelenler neler yapacağınızı beraber yön vereceksiniz gibi geldi bana. Daha da ilerleyip gelişip değişecek zaten. İzlenimler ne oldu peki? Yeni bir yeriz Samet Bey. Öngörüler ne yönde? İstediğiniz şekilde ilerliyor mu bu süreç? Ya şimdi şöyle söyleyeyim, konsept olarak insanları beğendirebildiğimizi düşünüyorum. Zaten tepkiler de o yönde. İlerleme olarak da inşallah aklımdaki planları gerçekleştirebilirim. Bir franchise olarak ilerleyebilirim inşallah. Bu şekilde düşüncelerim var ama tabii dediğiniz gibi gidişata göre değişecek. Zaten Isparta'da doğan bir marka Miskin. Sizin yaratıcılığınızda oluşmuş bir marka. Umarım böyle Türkiye'ye, İstanbul'a, her yere yayılır ve bu rahatlığı ve samimiyeti de her yerde bulurlar, değil mi? Evet, inşallah. Buna göre bir planlarımız tabii ki var. Hareket ediyoruz ama inşallah dediğiniz gibi de devam eder. Genç, yeni bir mekan dedik. Buna rağmen büyük bir ilgi görüyor. Tabii başka kafelerde var ama Miskin yavaş yavaş öne çıkmaya başlıyor. Siz neye bağlıyorsunuz bu tercih sebebini?
Bu tercih sebebini personelimizin güler yüzlülüğü ve mutfağımızın kalitesine bağlıyorum. Artı insanlar burada sıcak bir ortam hissettiği için daha rahat hareket edebiliyorlar, daha huzurlu oturabiliyorlar. Benim sebeplerim bunlar, bunlara bağlıyorum yani. Tam da bu noktada şunu da söyleyeyim, kahvaltınız çok öne çıkıyor ve kahvaltınız sadece size özgü bir sunum da var, ondan evet. Bahsedelim, nedir bu sunum? Şimdi benim buraya koyduğum bir sunum bu. Mix simit diye geçiyor, kahvaltı tabağının yanına ekliyorum. Simit ortadan kesiliyor, kaşarlı sucuklu şekilde. Ortasına da yumurta ilave ediliyor, fırınlanıp o şekilde servis ediliyor. Çok güzel. Özellikle gençler buna bayılıyordur. Evet, evet. Yoğun ilgi gördü. Evet, size özgü bir lezzet. Evet. Buradan da söyleyelim tekrar. Şimdi mekana biz yol tarifi bile isterken artık insanlar, herkes bildi burayı, bize tarif ettiler. Uzaktan bile göze çarpıyor. Tabii şık bir tasarımı da var. Aslında bu tasarımın mimarlarından biri olan Aziz Bey de burada. Aziz Bey'e de mikrofonu uzatayım. Bu tasarım buraya özgü değil mi? Miskine özgü. Nasıl bir tasarım? Evet, bu tasarım Miskine özgü bir tasarım. Yaklaşık 6 ay önce İrfan Bey bana böyle bir projeyle geldi. İsmiyle birlikte geldi. Bu kafasında oluşturduğu kafe konseptini anlattı bana. Bu konsepte uygun bir proje hazırladık. Uyguladık. Sanırım başarılı olduk. Çok güzel renkler var. Hayırlı olsun. Var. Teşekkür ederiz. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Hem bizi bu kadar iyi ağırladığınız hem de böyle değerli bir mekanı buraya kazandırdığınız için kutluyorum hepinizi. Çok sağ olun. Sizin de ayağınıza sağlık. Teşekkürler. Güzel bir görüntü için saçımız çok önemli. Saç bakımı yapılırken nelere dikkat etmeliyiz? Muğla'da bulunan Nosco Aper'e konuk olduk, sorduk. Birlikte izliyoruz. Muğla'nın en genç, en yetenekli saç tasarımcılarından Sayın Necati Tezcan, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Necati Bey, bu yeteneği ne zaman keşfettiniz ve kaç yıldır bu işle uğraşıyoruz? Öncelikle onu alalım. Ben 15 yaşında ilk babamın tavsiyesi sayesinde keşfettim. 18 yıldır bu iş yapıyorum. Genç bir ekibimiz var, Nos Kuaför olarak. Muğla'dayız biz. Muğla'nın neresindeyiz? Muğla Menteşe, merkezdesiniz şu an, evet. Merkez olarak yaptığınız hizmetler nelerdir? Bayanlara yönelik ne tür işlemler uygulanıyor? Merkez olarak saç bakımı, saç renklendirme, kişisel bayanların kişisel bakımları, işte özel bakımlar. Güzellik merkezimiz var, NM Güzellik. Orada cilt uzmanlarımız var, cilt ekibimiz var. Onunla ilgili her şeyi yapıyoruz. Neden sizi tercih ediyorlar? Sizi farklı kılan, öne çıkaran yönleriniz nelerdir? Tercih edilmemizdeki en büyük özellik, eğitimli bir ekibiz. İstanbul'da, yurt dışında, İtalya'da, Barcelona'da eğitimler aldım ben özellikle. Arkadaşlarımız da aynı şekilde. Yeniliklerle ilgili, yeni tekniklerle ilgili, yeni kişiye özel kesim teknikleriyle ilgili eğitimler aldığımız için bu konularda daha çok ön plandayız. Tabii rakiplerimiz de var ama hem genç olarak hem dinamiklik olarak şu an üstünüz diye düşünüyoruz yani. İyi bir pizzanın tadı nasıl olmalıdır sizce? Erzurum'da bulunan Friends Kitchen'a konuk olduk. Birlikte izliyoruz. Sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla Erzurum'da devam ediyor. Şimdiki lezzet durağı köşemizde ise Free and Kitchen'a konuk oluyoruz. Yanımızda işletmemizin sahibi Sayın Furkan Bey ile birlikteyiz. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun, bizler de çok iyiyiz. Öncelikle çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için. Ve tabii ki bu güzel lezzetleri bizimle birlikte paylaştığınız için. Şimdi lezzetlerimize geleceğiz ama öncelikle mekanımızla ilgili bilgileri alarak başlayalım programımıza. Ne dersiniz?
Şöyle anlatmak gerekirse, buyurun, Erzurum'da bir marka kurduk. Ve bu markayla bayileşmeyi amaçladık. İnşallah bu yolda emin adımlarla yürüyoruz. İnşallah. Tabii bu markalaşma süreci kolay bir şey değil. Bununla ilgili çok büyük Ar-Ge yaptık, öyle değil mi? Evet, evet efendim. 2 yıl boyunca Türkiye içindeki bütün şehirleri gezdik tek tek. Acaba ne yapabiliriz? Erzurum'a neyi getirebiliriz diye merak ettik. Ondan sonra bir Ar-Ge çalışmasıyla beraber profesyonel ekibimizle bir tane marka kurduk. İnşallah yolumuzda aynı hızda devam etmeyi düşünüyoruz. İnşallah. Tabii genç, profesyonel bir kadro olunca, güçlü bir de ekip olunca doğal olarak başarı kaçınılmaz oluyor. Aslında kısa bir sürede markalaşma yolunda sizi ilerleten ve aslında o mesafeyi kısaltan ekibimiz, değil mi? Evet, evet efendim. Bu işler zaten ekipsiz olmuyor. Kesinlikle. Ekibimizle beraber bu işi en yüksek şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz. Kullandığımız malzemelerden tutun, aldığımız sandalyelere kadar her şeyin en iyisi olmasına dikkat ettik zaten. İlk amacımız evimizde misafir ağırlıyormuş gibi restoranımızda evimizdeki havayı yaratarak, evimizdeki kaliteyi vererek insanları mutlu etmekti. Kesinlikle. Ve tabii Free and Kitchen çok yeni bir marka ama sadece bu markayla yetinmedik. Ondan sonrasında tekrar bir marka daha ürettik, değil mi? Evet, evet efendim. O da Free and Döner. O da bizim üniversite içinde olmamızın getirdiği, öğrencilere yapabildiğimiz Alaturka fast food markası kurduk. Böylelikle orada et döner, tavuk döner, balık ekmek gibi hizmetleri öğrencimize veriyoruz. İnşallah bu yolda da emin adımlarla yürümeye devam etmek istiyoruz. İnşallah. Tabii bir de slogan bulduk. Lezzet dostlarla döner. Evet. Sloganıyla yola çıktık. Evet. Ve çok kısa bir sürede iki marka da şu anda oturmuş durumda, öyle evet, değil mi? Evet. İki marka içinde çalışmalar başlamıştı. Çalışmaların devamında markalar kurulduktan sonra yine profesyonel bir yardım alarak kurumsallaşma yapımıza girdik. Ve ekibimizi oturtturduk. İnşallah yakın zamanlarda daha değişik bayilerimizle bizi göreceksiniz. İnşallah. Tabii buradan yatırımcılara da duyuralım. Yatırım yapmak isteyen özellikle Free and Kitchen markasını ve Lezzet Dostlarla Döner sloganıyla yola çıkan Free and Döner markasını oluşturmak adına size ulaşabilirler. Evet, öyle değil tabii mi? Tabii ki her zaman. Bekleriz zaten. Mekanın tasarımı da yine ünlü mimarlarla birlikte çalıştık, öyle değil mi? Aynen. İzmir'den bir ekiple çalıştık. 88 reklam ajansıyla beraber çalışarak onlarla bu işi başarıyla bitirdik diyeyim. Çok evet, şükür. Ve sonuçta halka açıldı. Tabii ki lezzetin en güzelini burada ikram ediyoruz. Birazdan zaten sevgili izleyiciler de görecekler. Hepsi birbirinden nefis ve enfes tatlar, lezzetler burada ikram ediliyor ama yine profesyonel ustaların, ahçıların elinden çıkıyor, öyle değil mi? Tabii ki, tabii ki. Asıl amacımız da buydu zaten. Lezzeti dağıtmak. Lezzeti dağıtmayı başarırsak inşallah gerisini de başarırız zaten. Kesinlikle. Peki neler var, neler yok? Şimdi özellikle Erzurum'a gelecek olan misafirlerimiz muhakkak olacaktır. Ve özellikle de burayı tercih edenler olacaktır. Onlar için neler önerirsiniz? Ne tür lezzetleri bulacaklar karşılarında? Muhakkak bekleriz. Ama şöyle söyleyeyim. Frent döner kısmımızda dönerin envai çeşidi, hamburger çeşidinde, işte balık ekmek ayrı olarak, genel olarak her şeyimiz var. Üst katımızda ise, Friends Kitchen bölümümüzde ise dünya mutfağımız var, ev yapımı tatlılarımız var, farklı farklı çaylar, kahveler vesaire vesaire bir sürü ürünümüz var. Her zaman bekliyoruz. İnşallah. Tabii bu güzel lezzetlerimiz var ama aslında her damak tadına hitap eden lezzetler bulunuyor, öyle değil mi? Tabii ki, tabii ki. Baştan beri amacımız da buydu zaten. Özellikle Meksika mutfağı, İtalyan mutfağı ne ararlarsa burada bulabilirler. Öyle. Kesinlikle. Çok genç bir iş adamısınız. Bu yolda neler yapmak istiyoruz? Projelerimiz var mı? Yeni projelerimiz inşallah kendi bayilerimizi açıp ondan sonra bunu franchise markası haline getirmektir. Bu yolda emin adımlarla yürüyoruz. Babamızın, dedemizin, yani bize destek çıkan insanlar hep arkamızda var, öyle söyleyeyim. Kesinlikle ailenin desteği çok önemli. Onlar da size çok büyük destek oluyorlar, öyle değil mi? Evet, evet, her zaman. Hiçbir zaman desteklerini geri çekmediler. Öyle. İnşallah bundan sonrasında her adımınızda onlar da size destek olacaklar. Yaptığınız başarılı çalışmalarda. İnşallah.
yani hep destek oluyorlar zaten, sağ olsunlar. Peki, çok teşekkür ediyorum. Çok ben gençsiniz, yolunuz uzun. Bu yolda size başarılar diliyorum. Başarılarınızın katlanarak devamını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum bu güzel sohbet için. Ben teşekkür ederim efendim, sağ olun her Peki, şey için. Son olarak sevgili izleyicilerimize neler söylemek istersiniz Türkiye'den ve Avrupa'dan bizi izleyen değerli izleyenlere? Friends Kitchen ve Friend Döner'i her zaman misafir olarak da bekleriz, yatırımcı olarak da bekliyoruz. İnşallah. İnşallah. Çok teşekkürler tekrar, biz sağ teşekkür olun. Teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla devam edecek. Bakalım neredeyiz? Hem inşaat hem de hayvancılık sektörünü bir araya getiren Bodrum Gümüşlük'teki Pinara gruba konuk olduk. İzliyoruz. Doğal ürünler ve hayvancılık alanında çalışmalarınız var. Neler yapıyoruz, neler var? Büyükbaş hayvanlarımız var. Süt ve süt ürünlerini üretiyoruz. Burada kendimiz işliyoruz ve satıyoruz. Aynı zamanda tavuk kanatlı grubumuz da var. Orada da organik yumurta, organik tavuk ve hindi yetiştiriyoruz. Evet. Tavuklarımızın birçoğu aslında süs tavuklarıdır. Değişik cinslerden tavukları burada kendimiz yetiştirdik. Küçükken yumurtadan çıkartarak büyüttük. Etlik ve yumurtalık cinsler farklıdır. Yumurtalarımızda tat veren, yani protein değerini yükselten şey organik olması. Tavuklarımızın da gezinen tavuk olması. Tarlamızda eşeleniyorlar, bulduklarını yiyorlar. Tabii biz de onlara organik yemlerden takviyeler yapıyoruz. Eğlence sektörüne Erzurum'da hizmet veren Ak Özdemir Eğlence Merkezi'nde konuk olduk. Birlikte izliyoruz. Merhaba sevgili izleyiciler. Programımız tüm hızıyla Erzurum'da devam ediyor. Ve şimdiki durağımız ise birçok farklı sektörde hizmet veren Ak Özdemir dinlenme tesislerine konuk oluyoruz. Ve yanımızda firmamızın sahibi Sayın Ömer Özdemir ile birlikteyiz. Ve dinlenme tesisimizin farklılıklarıyla ve özellikleriyle ilgili birçok bilgiyi sizden alacağız. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederiz. Şimdi burası bir dinlenme tesisi ama çok farklı bir dinlenme tesisi. Aslında burada yok. Evet, öyle de diyebilirim. Tabii ki farklılıkları, özellikleri anlatacağız ama öncelikle firmamız ne zaman kuruldu, nasıl oluştu, o konu hakkında bilgi alarak başlayalım lütfen. Yaklaşık olarak 30 senedir Erzurum'da hizmet vermekteyiz. Ama 2002 yılında özellikle tesisimizi çeşitli satın alımlarla büyüttük. Erzurum'uza güzel bir hizmet kazandırdık. Güzel bir tesis kazandırdık. Birçok faaliyet alanımız var. Bunların içerisinde petrol istasyonu, alışveriş merkezi, restoran, piknik alanı, spor aktiviteleri, paintball, motel, kuaför, ekmek fırını, otolastik, ototamir gibi çeşitli birçok sektörde hizmet vermekteyiz. Aslında her ihtiyaca cevap verebilecek bir konumda burası ve konum itibariyle de herkesin rahatlıkla gelip bulabileceği ve her türlü ihtiyacını karşılayabileceği bir tesis burası, değil mi? Evet, aynen. Erzurum merkezi 15 kilometre uzaklıkta, ana yol üzerinde, yaklaşık 100 dönüm arazi üzerine kurulu. Ve ücretsiz piknik alanlarımız, işte burada yine ücretsiz etnografya müzemiz, tamamen Erzurum halkına ve Erzurum'a gelen Erzurumlu ya da çeşitli illerden gelen misafirlerimize hizmet amaçlı kurulan bir tesis. Evet, burası bir tesis ama burası da aynı zamanda bir müze. Peki bu müzenin oluşumu ile ilgili neler söylemek istersiniz? Nereden doğdu bu fikir? Müzemiz son 3 senede böyle bir müze açma fikri çıktı. Bu fikirde yönetim kurulu başkanımız Mecit Özdemir'den. Zaten geçmişe yönelik bir koleksiyonumuz vardı ama son 3 senede çeşitli satın alımlarla il ve ilçeleri gezerek, dolaşarak böyle kıymetli eşyaları, Erzurum'a has, yöresel kullanılan ürünleri ve Türk kültürünü anlatan Selçuklu dönemine ait, Osmanlı dönemine ait birçok eşyayı burada tanıtıyoruz. Ve sergiliyoruz. Aslında şöyle de diyebiliriz, bir kültür elçiliği yapıyoruz. Evet. Aslında kültürümüzü dünden bugüne taşıyarak halkla buluşturuyoruz diyebiliriz. Evet. Bu anlamda da burada birçok ürün var ve gerek çevre illerden herkes bu ürünleri size getiriyorlar ve bu anlamda da onlar da katkı sağlamış oluyorlar. İmece usulüyle böyle bir yer oluştu, evet, diyebiliriz aslında, evet, değil mi? Aynen o şekilde. Pek çok değerli eşyamız var, pek çok kıymetli eşyamız var.
maddi olarak değeri yüksek olan eşyaların yanı sıra bir de bizim manevi olarak değerli eşyalarımız var. Bunlardan bir tanesi de her Erzurumlu gibi Erzurumspor'a olan desteğimiz ve katkımız, sevgimizden ötürü dönemin Erzurum valisi Sayın Celalettin Güvenç Bey'in tarafımıza verdiği kristal bir Erzurumspor amblemli kristal bir topumuz var. Bu da buranın en önemli ve manevi değeri yüksek eşyalarından bir tanesi. Tabii burada bu müzeyi açtık ama bundan hiçbir şekilde ticari amaç gözetmiyoruz, öyle değil mi? Aynen o şekilde yaklaşık 6-7 bin çeşit ürün var burada. Bunların tamamını tesisimize gelen müşterilerimiz, misafirlerimiz ücretsiz olarak girip, gezip, fotoğraf çekilip, yetkili arkadaşlardan bilgilerini alıp bu şekilde gezip dolaşabiliyorlar. Hiçbir ücret talep etmiyoruz bunun karşılığında. Kesinlikle tabii. Özellikle bu güzel ürünleri görebilmeleri için de aslında kültürümüze, tarihimize tanıklık edebilmeleri adına da sevgili izleyicilerimizi buraya bekliyoruz diyebiliriz. Herkesi bekliyoruz. Tabii burada sadece müzemiz yok bununla alakalı. Onun haricinde çünkü burası çok büyük bir tesis ve otelimiz de var. Otelimiz de mevcut. Otelimizin özelliklerinden biraz bahsederim. Otelimiz yaklaşık 35-40 odalı, yani 60-70 kişiye hizmet verebileceğimiz bir otelimiz var burada. İki ayrı binadan oluşuyor. Bunu da yine gelen müşterilerimiz, burada tesisimizi beğenen misafirlerimizin uygun fiyatlara konaklayabileceği, 24 saat sıcak suyun ve internetin olduğu nezih, temiz bir ortamda onları da burada ağırlayabiliriz gelen misafirlerimizi. Kesinlikle burası bir aile şirketi çünkü. Bir aile ortamı olduğu için de insanlar rahatlıkla geliyorlar ve aile otelimizde de konaklıyorlar. Tabii burada müşteri portföyümüz çok geniş. Evet. Öyle değil mi? Peki kimler var? Yani bizim yurt dışından müşterilerimiz de çok fazla oluyor. Bunlar özellikle İran, Gürcistan'dan gelen Gürcü, Bulgar, bu şekilde yurt dışından gelen misafirlerimiz çok fazla ve çok uzun senelerdir buraya babadan oğula gelen de bir müşteri kültürümüz var. Bunun yanı sıra civar ve çevre il ve ilçelerden gelen, yine Erzurum'dan gelen çok kıymetli misafirlerimiz, müşterilerimiz var. Bunların hepsine burada en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Dediğimiz gibi sadece otel, müze değil, bununla alakalı burada birçok farklı alanlarımız var. Bunlar neler? Mesela benim de bizzat girişiminde bulunduğum Doğu Anadolu'nun ilk, Erzurum'un tek paintball sahası var. Yaklaşık 7 senedir faaliyet vermekteyiz. Türkiye'nin en büyük paintball sahalarından bir tanesi ve en uygun fiyata oynanan yer yine burası. Paintball olarak da şehrimize bir katma değer kattığımızı düşünüyoruz. Bunun yanı sıra yine Erzurum'da ilk defa yapılan termal suyla Aquapark projemiz var. O da yaklaşık 10 senedir burada gelen misafirlerimize hizmet vermektedir. Bu da şehrimiz için ayrıca bir katma değerdir. Kesinlikle. Çünkü burada amaç hizmet etmek, evet. Ama en güzel, en kaliteli hizmeti verebilmek. Bu anlamda birçok farklı faaliyet alanlarında da hizmet veriyoruz ki insanlar daha rahat, daha mutlu ve huzur içinde hem dinlenebilsinler hem de eğlenebilsinler. Aslında Erzurum'un çok fazla bir eğlence kültürü yok. Evet. Öyle değil mi? Evet. Yani bu konuda da ücretsiz piknik alanımız var. Her Erzurumlu da böyle bir piknik kültürü vardır. Araçlarının bagajlarında semaverleri, mangal hazırdır. Kesinlikle. Biz de tesisimizin büyük bir kısmını halkımıza ücretsiz olarak yapabilecekleri bir piknik alanı inşa ettik. Orada da hafta sonları yaklaşık 3000-4000 misafirimizi burada ağırlayabiliyoruz. Bu da ayrıca bir hizmetimiz, ücretsiz olarak sunduğumuz bir hizmetimiz. Bunun yanında bizim de kendimize has şeylerimiz var. Mesela restoran bölümüne gelen misafirlerimiz pekmezli kadayıfımızı çok beğenirler. Bu da Erzurum'da çok farklı bir yere sahip oldu. Meşhur Erzurum kadayıf dolmasının yanında bir de pekmezli kadayıf oldu. Evet, kesinlikle tadına bakmalısınız. Sevgili izleyiciler, çok lezzetli, çok güzel. Tabii ki doğal hepsi. Evet. Ve burada özellikle restoranımızda da hazırlanan tüm ürünler, tüm lezzetler hepsi doğal ve organik ürünlerle, evet, hazırlanıyor. Öyle değil mi? Aynen öyle. Bütün ürünlerimiz köylerden ve anlaşmalı yerlerimizden gelen son derece hijyen ve kalitesine dikkat ettiğimiz birebir orijinal ürünler ve en uygun fiyata gelen misafirlerimize bunları sunmaya gayret gösteriyoruz. Yine meşhur Erzurum cağ kebabımızı da tesisimizde ızgaramızla beraber isterlerse bu şekilde hizmet verebiliyoruz uygun fiyatlara.
bütün müşterilerimizi en iyi şekilde memnun etmeye gayret gösteriyoruz. Gerçek bir kahvenin sunumu ve lezzeti nasıl olmalıdır sizce? Aydın'da bulunan Bobe Cafe'ye konuk olduk, sizler için sorduk. Birlikte izliyoruz. Merhabalar değerli Altın Rehber izleyicileri. Sektörler arası turumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aydın'dayız, Ruby Cafe'de iki genç işletmenin yanına hem çocukluktan bu yana arkadaş olan hem koca bir işletmeyi almış yürütmüş bir ikilinin yanındayız. Kendilerini tanımakla başlayacağım. Ömer Bey, hoş geldiniz. Bizleri kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Sizleri daha yakından tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk. Hoş. Ömer Yıldız. 2003 yılında Aydın'a geldim. Lisansı okumak için. Daha sonra lisans bittikten sonra şehir dışına çıktık. Çalışma hayatına başladık. Birkaç yıl özel sektörde çalıştıktan sonra Aydın'a tekrar geri döndük ve kendi işimizi yapalım diye karar verdik Ali ile. Teşekkür ediyorum Ömer Bey. Ali Bey, bizleri konuk ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Sizleri daha yakından tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Siz de hoş geldiniz. İsmim Ali Akgül. 2002 yılında Aydın'a geldim. Lisans okumak için. Lisans bittikten sonra belli bir dönem İstanbul'da çalıştım özel bir şirkette. Daha sonra tekrar Aydın'a döndüm ve Ömer Bey'le bu işi yapmaya karar verdik. Ve Wubi'yi konseptini oluşturduk. Teşekkür ediyorum Ali Bey. Ömer Bey, bize peki kuruluşunuzdan bahseder misiniz? Kuruluşumuz aslında biraz uzun da olabildiğince kısaltmaya çalışalım. Şöyle, en son ben Marmaris'te çalışıyordum. Böyle bir fikir doğdu. Ya bu fikri ilk zaten Ali ile paylaştık. Daha sonrasında bir araştırma süreci başladı bizim. Bu araştırma sürecimiz de 1-1,5 yıl sürdü. Uzun bir süre. Tüm detaylarına kadar. Biz 3. dalga kahveciyiz diyoruz kendimize. Bunun inceliklerini öğrenmek için çok araştırdık. İsme kadar, ismin yaratılışına kadar çok ince eledik, sık dokuduk ve işletmeyi kurduk. Teşekkür ediyorum Ömer Bey. Ali Bey, siz bize bu durumu biraz daha açıklar mısınız? Hizmet yelpazenizde neler mevcuttur? Tabii ki. Bizim bir kahve bölümümüz var. Bir mutfağımız var. Birkaç tane pizza çeşidimiz var. Birkaç tane makarna çeşidimiz var. Asıl uzmanlık alanımız kahveler, üçüncü nesil kahveler. Buna artı olarak tatlılarımız var. Ve pizza ve makarnalardan oluşan bir mutfağımız var. Küçük bir mutfağımız var. Ama lezzetli bir mutfağımız var. Hizmet alanımız bunlarla sınırlı. Ve alkollü kahvelerimiz de var aynı zamanda. Alkol tüketmek isteyenler de gelip burada alkol tüketebilirler. Teşekkür ederim Ali Bey. Ağzınıza sağlık. Ömer Bey, az önce bir başlık verdiniz. Üçüncü dalga kahve dediniz. Biraz açar mısınız bizlere? Üçüncü dalga kahve son, yani 2000'li yılların başında başladı dünyada. Biraz yavaş yayıldı ama bu son yıllarda hızlı bir şekilde yayılmaya başladı dünyada. Türkiye'de de bunun öncülüğünü İstanbul çekiyor tabii ki. Son 3-4 yıldır yani inanılmaz bir çoğalma var kafelerde, üçüncü dalga kafelerde, butik işletmelerde. Şimdi birinci nesil instant kahveler oluyor, suda çözünebilir kahveler. Tabii Amerika kökenli bu da. Daha sonra Starbucks gibi daha yani oturup keyifle kahve içebileceğiniz yerler
oluşmaya başladı. Buna da ikinci dalga deniliyor. Üçüncü dalgada da özellik kahve çekirdeğinin nasıl olduğu, nereden geldiği, hangi orijinden geldiği, işte hangi ülkenin hangi çiftliğinden geldiği çok önemli. Yani nitelikli kahve çekirdeği olmalı. Bunun nasıl kavrulduğu önemli. Kavurmada da çok fazla kavurma değil de daha az kavurarak kahve çekirdeğinin aromasını kahveyi içen kişi daha iyi alabilmeli. Ve burada kahve demlenirken farklı ekipmanlar kullanılmakta. Bu ekipmanların ismi bazıları aşinadır, bazıları değildir ama yavaş yavaş öğreniyoruz bunları. Bir tanesi Chemex, bir tanesi V60 dediğimiz bir demleme yöntemi, biri sifon. Cold Brew dediğimiz bir demleme yöntemimiz var, bu soğuk demleme. Kahve damla damla demlenmekte burada ve 18-20 saat sürüyor bunun demlenmesi de. Nitelikli kahve çekirdeği ve farklı demleme yöntemleri kullanılıyor 3. dalgada. Ve konsept çok önemli. Teşekkür ederim Ömer Bey. Ağzınıza sağlık. Ali Bey, peki neden Wubi Cafe? Neden Wubi? Biz Wubi ismini oluştururken birçok kitap okuduk. Birçok şeyi araştırdık. İşte bir, çünkü marka yaratmak istiyorduk. Bir markamız olsun istiyorduk. Hani marka olabilecek bir isim bulmak istedik. Bu yüzden de uzun bir süre araştırmaya girdik. Daha sonradan da birçok isim türettik. Aşağı yukarı 1000 tane isim türettik. Bu isimler arasında birkaç tane beğendiğimiz oldu. Eliye eliye gittik. İşte sadece aslında B'yi bulduk. Daha sonradan da birçok marka isminin anlamsız olduğunu keşfettik. Bir anlamı yok. Sadece akılda kalıcılığı önemli. İşte ve kulağa hoş gelmesi ismi ve görüntüsünün güzel olması. Biz de hani B'yi yalnız bırakmayalım dedik, Wu ekleyelim dedik. Ve anlamı yok Wu bir ama akılda kalıcı, fonetik ve görüntüsü çok güzel. Teşekkür ediyorum Ali Bey, ağzınıza sağlık. Ömer Bey, peki tüketici için neden Wu bir kafe? Wu bir kafe, şimdi biz konseptimizle yani ön plana çıktığımız şeyler var. Bunların ilki zaten 3. dalga kahve. 3. dalga kahveyi Aydın'da ilk yapan biziz. Bu İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da yapılıyor ama Aydın'da ilk yapan biziz. Bu yüzden bu bir kafe. Birinci sebep bu. İkinci sebep, biz müziklerimizle farklıyız. Değil mi? Üçüncü sebep de konseptimiz. Buranın bir dokusu var. Buranın bir ruhu var. Yani duvarlardan tutun yerlere kadar bu mekanın bir ruhu var. Teşekkür ederim. Wubi. Teşekkür ederim Ömer Bey. Ali Bey, peki biz neden Wubi Cafe olduğunu anlattık. Dışarıdan yorumları dinlediğinizde ilk duyduğunuz şeyler nelerdir? İlk duyduğumuz şeylerin başında burası konsept mi deniliyor bize? Franchise mı deniliyor? Biz franchise'ı kendimiz oluşturmak istiyoruz. Yani bunu anlatıyoruz. Ama bu şekilde dışarıdan insanların bu şekilde algılaması bizim çok hoşumuza gidiyor. Teşekkür ederim. Ömer Bey, peki Ali Bey ile aranızdaki bağdan biraz bahseder misiniz? Ya Ali Bey ile ben Aydın'a geldiğim ilk gün tanıştım. Aynen öyle. Üniversite okumaya geldik dedim ya, 2003 yılında Ali benden bir yıl önce gelmişti, benden kıdemli, ben onun bir alt sınıfıyım, biyoloji bölümü okuduk ikimiz de. Yani ilk gün tanıştık, daha sonrasında ertesi yıl zaten aynı eve çıktık. Öğrencilik hayatımız boyunca biz üç arkadaş, bir de Erdinç diye bir arkadaşımız vardı, üç arkadaş aynı evi paylaştık. Yani uzun yıllardır hep yollarımız kesişmekte. Daha sonra İstanbul'a çalışmaya gitti Ali. Arkasından birkaç ay sonra ben gittim. Farklı iş yerleri. Orada da sık vakit geçiriyorduk. Daha sonra o tekrar Aydın'a geri döndü. Bir taraftan eğitim, bir taraftan iş hayatı devam etti Aydın'da. Ben de İzmir'e geri döndüm. İzmir'de bir özel şirketteydim. Daha sonra ben de tekrar Aydın'a geri döndüm.
Yani lisansüstü eğitimi için geri döndüm. Sonra yani yol buralara kadar geldi. Bir işletme sahibi olmaya kadar geldi. Şu an buradayız. Teşekkür ederim. Peki Ömer Bey ve Ali Bey, çok sağlam adımlarla ilerlediğinizi görüyorum. Neye borçluyuz temel olarak? Temel olarak birbirimize karşı en önemlisi güven. Ben Ömer'e çok güvenirim. Hem iş anlamında hem arkadaşlık anlamında. O yüzden çok sağlam olduğumuzu düşünüyorum. Ali Bey, son olarak Altın Rehber aracılığı ile tüm Türkiye'ye neler söylemek istersiniz? Ben tüm Aydın'dan yolu geçen, Aydın'a uğrayan tüm kahve severleri bu biye bekliyorum. Kahvemizi denemelerini istiyorum. Ömer Bey, son olarak Altın Rehber aracılığı ile tüm Türkiye'ye neler söylemek istersiniz? Ben de Ali Bey'e katılıyorum. Yani Aydın'a yolu düşenler bize kahve içmeye geldiğinde bir Vubi sever olarak ayrılacaklarını düşünüyorum ben. Teşekkür ediyorum. Ben de her ikinizin ticari ve mesleki hayatında başarılarınızı diliyorum. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir Altın Rehber programının daha sonuna geldik. Vubi Cafe'deydik. Aydın'da selamlar, sevgiler, görüşmek üzere. Getir pidini götür hizmetiyle yola çıkan Artvin'deki Cihangir Lahmacun ve Pide Salonu'na konuk olduk. İzliyoruz. Cihangir Restorant önce Samsun'da vardı. Filiz Hanım işletmemizin sahibidir. Hopa da bu eksikliği gördü. Samsun pidesini Hopa'ya taşımak istedi. Lahmacunu da Hopa'ya taşımak istedi. Ve böylece Cihangir fikri ortaya çıktı. Aynı zamanda Funda Hanım ve Ümit Bey buranın bütün dekorasyonunu yaptılar. Hopa halkına nezih, sağlıklı, hijyenik ve lezzetli yiyecekler sunmak istediler. İnsanların güzelce vakit geçireceği iyi bir yer sunmak istediler. Böylece Cihangir fikri ortaya çıktı. Restorantımızın özelliği Samsun pidesinin çıkması. Samsun pidesi Karadeniz bölgesinde meşhur bir pidedir. Hopa'da eksikliğini gördük ve böylece onu üretmeye başladık. Evet, sadece onlar değil, lahmacunumuz var, pidelerimiz var, pide çeşitlerimiz, beytimiz var. Ve tabii ki çiğ köftemiz var. Aslında buraya geldiği zaman insanlar rahatlıkla sadece bunlar değil. Onun haricinde farklı kebaplarımız var. İşte evet, tavuk et, kebabımız değil mi? Var. Şiş kebabımız var. Et kebabımız var. Tavuk pirzolamız var. Tavuk şişimiz var. Hepsinden talep ediyorlar. Biz hem misafirlerimizde restoranımızda sunum yapıyoruz hem de dış paket gönderiyoruz. Aynı titizlikte paketlerimiz gönderiliyor. Tesettür modasında nelere dikkat edilmeli sizce? Konya'da bulunan Dilemet Moda ve Türban Tasarım'a konuk olduk. Birlikte izliyoruz. Altın Rehber programından merhabalar. Sevgili seyirciler, Konya'dayız. Konya'da çok genç bir bayanın başarı hikayesini sizlerle paylaşacağız. Sayın Sema Şahin'le birlikteyiz. Bakalım başarı hikayesi nedir? Hangi alanda özel çalışmalar yapıyor? Bunu kendisinden öğrenelim. Sema Şahin dedik, genç bir kadın girişimci dedik. O zaman Sema Şahin'i tanıyalım. Sema Şahin kimdir? Hangi alanlarda eğitimlerden geçerek böyle güzel bir işletmeyi Konya'ya kazandırdı? Ben Sema, Dilamet Konya'nın sahibiyim. Dilamet Türkiye genelinde şubeler açmaya başladı. İlk şubesinde biz Konya'ya nasip etti Allah. Bakalım başladık, daha çok yeniyiz. İnşallah güzel olmasını diliyorum. Şöyle daha açılmadık, randevularımız şimdiden dolmaya başladı. Mart'ın ilk haftası açılıyoruz. Neler yapıyoruz? Dilamet Konya dedik. Verdiğiniz hizmet hangi alanda? Güzellik ve moda alanında hizmet veriyoruz.
türban tasarımı ve gelinlik olarak başladık. Şu anda bu şekilde. Hem türban saç, yani türban başı, gelin başı diyoruz değil mi? Gelin başı yapıyoruz ve gelinlerimizin özel tasarım abiyelerini burada tasarlayacağız. İstanbul'da ünlü stilistlerle çalışıyoruz. Kurucumuz da Ayşe Hanım. İstanbul'daki asıl yöneticimiz Ayşe Hanım ve Fatma Çapkanman. Onlara bağlı olarak Konya'da hizmet vermeye başladık. Evet. Konya'dayız dedik, yeni bir yeriz dedik. O zaman Konya'nın neresindeyiz, yerimizi söyleyelim. Nasıl ulaşabilirler ya da nerelerden? Yerimiz çok kolay. Tarihi bir yerde. Mevlana'ya çok yakınız. Mevlana Caddesi'ndeyiz. Zaten herkes burayı bilir. Mevlana Caddesi 15 Taksim 1'deyiz. Herkesi bekliyoruz. Evet. İnternet üzerinde de size ulaşabilirler ya da takip edebilirler, inceleyebilirler çalışmalarınızı nerelerden? Facebook hesabımız var, Instagram, Snapchat, hepsini takip ediyoruz. Kendi sitemiz de var. Nasıl? Oradaki isminiz neydi? Dilamet. Dilamet Konya. Dilamet Türban Tasarım ve Moda Evi olarak bütün hesaplar bize ait. Dilamet İstanbul ve Konya'ya ait. Hepsinden takip edebilirler. Doğal Ürünleri ve Güler Yüzlü ekibiyle Burdur'da bulunan Elvan dinlenme tesislerine konuk olduk. İzliyoruz. Altın Rehber programından merhabalar. Sevgili seyirciler, gerçekten de altın gibi bir aileye konuk olduk. Aslında nereye konuk olduğumuzu, kime konuk olduğumuzu konuğumdan öğreneceğim. Elvan Hanım çok genç bir girişimci. Ailesiyle birlikte çok güzel çalışmaları var. Elvan Hanım, öncelikle nerede olduğumuzu sizden öğrenelim. Biz tam olarak neredeyiz? Burdur Karamanlı Kağılcık Köyü'nde, Fethiye Yol üzerinde, Burdur'a 50 kilometre uzaklıkta Elvan Dinleme Tesislerindesiniz. Hoş evet, geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi tesis dediğimize göre burada güzel şeyler oluyor. Neler yapıyoruz? Doğal yaşamla, doğal destekle, ürünlerimizi, müşterilerimize aslında biz daha doğal bir ortamda rahat edebilecekleri, yol güzergahında dinlenebilecekleri bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Ve bu da bizim müşterilerimiz üzerinde, hani geldikleri doğal yaşamla, zaten daha çok yaz mevsiminde, bahçede bu hizmetimizi veriyoruz. Bahçede olması da şehir hayatından sıkılan, doğal yaşama kaçmak isteyen herkese muazzam bir ortam yaratıyor. Şark köşesinde kebap keyfini sizler için keşfettik. Adana'da bulunan Hacı Baba kebapçısına konuk olduk. Birlikte izliyoruz. Altın Rehber programından merhabalar. Sevgili seyirciler, Adana'ya gelip de Adana kebabını yemeden dönmek olmazdı. Biz de öyle yaptık ama kebabı en iyi yapanlardan birine geldik. Hacı Baba kebaba geldik. Evet, Hacı Baba ve kebap. Zafer Bey ile birlikteyiz. Zafer Bey aslında 3. kuşak temsilcisi. Evet. Dedesiyle başlayan bir mesleği devam ettiriyor. Bakalım nasıl bir lezzet, nasıl hazırlanıyor, neden bu kadar tercih ediliyor? Zafer Bey ile güzel bir söyleşi yapalım. Merhabalar. Merhaba efendim, nasılsınız? Teşekkürler, siz? Sağ olun. Siz 3. kuşaksınız. Kiminle başladı bu meslek? Yani bizim dedemizle başladı. 1945'ten bu yana yani başlamışız. Biz de ne yapıyoruz? Elimizden geleni yapıyoruz. En iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Yani sormaktayız. Adana'dayız dedik. Yeriniz nerede Adana'nın? Adana Mavilvar'da. Adana Seyhan Mavilvar. Evet, merkezi bir yerde evet, zaten. Evet. Şu an akşam saati ve çok büyük bir yoğunluk var. Evet, evet. Aynen. Şu an müşteriler ya da bizi bile biliyor zaten. Adana kebap halkı yani çok seviyorlar. Herkes şu an yoğunlukta çalışıyoruz, evet. Evet, bu yoğunluk aslında lezzetin sırrıyla ilgili. Neden kebabınız bu kadar seviliyor? Şimdi Adana kebabı erkek eti olması lazım. Bir de erkek eti olması için yani zırhla çekiliyor. O yüzden... Farklı bir hazırlanışı ve pişirilişi var. Evet. Eti kıyma haline neyle getiriyoruz? Eti önce eti alıyoruz. Sinirleri komple ayırıyoruz. Sonra zırh haline çekiyoruz. Sonra ocağa atıyoruz. Kebap haline dönüştürüyoruz. Evet. Ocakta hangi kömürde pişiyor? Portakal kömürü var. Portakal kömürü. En iyisi, evet, acı. En iyisi odur. Portakal acı kömürü nereden geliyor? Bizim kendi kömürcümüz var. O getiriyor bize, evet. Nasıl peki şişleri diziyoruz? Yani önce farklı bir şişiniz de var çünkü diğer kebaplara nazaran biraz daha geniş. Aynen, şişlerimiz biraz kalın, biraz geniş tutabilmesi için yani düşmesin için diye, evet. Ne kadar sürede pişer iyi bir kebap? Kebap, iyi bir kebap 7 dakikada çıkar. 7 dakikada pişer. Evet. Sizin en yoğun olduğunuz zaman akşam saatleri oluyor gün içerisinde. Peki hafta sonları nasıl yoğunluğunuz? Hafta sonu aşırı derece çok yoğunuz. Yani yer bile bulamazsın. Neler söyleyebiliriz? Şimdi bizi hem Türkiye'den hem Avrupa'dan her yerden izliyorlar, memleketten. Neler söyleyelim son olarak izleyicilerimize? Şimdi Adana kebabı isteyen Acı Baba kebaba gelsin. En iyi kebabı yesin gitsin. Sevgili izleyenler, bir Altın Rehber programının daha sonuna geldik.
sektörlerin nabzını tutmaya, rehber olmaya çalıştık. Her türlü soru ve önerilerinizi bize iletebilirsiniz. Ben Ataş Ağlayan, haftaya İş Dünyası'nın rehberi, Altın Rehber programında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.